Günün kahramanı olarak ne söylemek istersin Aslı? Nasıl olur, ben anlamadım ki. Ya sen özür dileyecektin. Batu da şikayetini geri çekecekti. Konu kapanacaktı. Öyle değil mi Berçin? Ben bilemiyorum ki. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Niye bu kadar uzatıyor? Ben gidip konuşacağım. Anne, hayır. Ne söyleyeceksin gidip? Oğlumu kandırdın, aferin mi diyeceksin? Şerefli davranmasını isteyeceğim. O da seni dinleyecek. Hata ettim, özür dilerim diyecek. Öyle mi? Oğlum, nereye varacak bu işin sonu? Sen hapse mi girmek istiyorsun? Anne, sen özür dileyince bütün her şey bitecek zannettin. Ne oldu? Elde ne var? Sıfır. Oğlum, nereden bileyim ben böyle olacağını? Bu çocuğun seninle derdi ne, anlamıyorum ki. Anlamadığın işe karışmayacaktın. Hiçbiriniz karışmayacaktınız. En kötü ihtimalle gider hapis yatardım. Alnım ak olurdu. Kurtulma şansım bile vardı. Çünkü suçsuzdum. Ama şimdi işlemediğim bir suç yüzünden hapis yatacağım. Mutlu musun Aslım? Ozan, ben... Ozan, Aslım sana yardım etmeye çalıştı. Hepimiz yardım etmeye çalıştık. Başka çaremiz yoktu. Kendin geldin. Bir daha karşıma çıkma dedin. Sözünün arkasında durdun mu? Hayır. Senin yüzünden onurum şerefim iki paralık oldu. Al. Keyfini sür şimdi. Ozan. Aslı. Sinirinden ne söylediğini bilmiyor. Sen doğru olanı yaptın. Üzme kendini, tamam mı? Ozan hapse girmesin. Lütfen. Anne. Herkes birbirine girdi. Görsen bit pazarı ya aynı. Bakkalı, çakkalı. Annem de süpürgeyi kaptığı gibi bir gelişi var. Görmen lazım ya. Desene, bizim mahalle hala eskisi gibi. Ya abi, var ya, o kadar özlüyorum ki. Sonuçta çocukluğum orada geçti. Bir gün gel. Gel bir gün gezdireyim seni. Tepeliğe çıkarız. Manzara falan. Yani olabilir. Annemle birlikte geliriz, söylerim. Ya versene sen şunu. Allah Allah, ben varken taşıyorsun. Her şey tamdı. Sen eksiksin. Ya kimsin, necisin belli değil. Eylül niye senin söylediklerine gülüyor ki? Hey Allah'ım ya. Doğru eve gidiyoruz. Çabuk yürü. Anne. Bak zaten canım çok sıkkın. Lütfen bir de sen büyük sözü dinlemezsen canın daha çok sıkılır kızım. İfade vermeye gidecekmiş. Gittin verdin, tamam. Niye eve geri dönmüyorsun? Niye benim telefonlarımı geçiştiriyorsun? Anneciğim, geleceğim dedim. Neden büyütüyorsun? Büyütürüm Aslım. Büyütürüm ben. Ne tartışıyordun o çocukla? Ha? Neredeyse dövecekti seni, terbiyesiz. Neler karıştırıyorsun sen? Anne. Bak gerçekten canım çok sıkkın. Bir de sen üstüme gelme. Eve gidelim, sakin sakin konuşuruz, tamam mı? Lütfen. Dilde pabuç kadar. Hiçbir şey de duymuyorum ki. Sonra bana bak dedim. Ben senin karşına çıkan o namussuzlara benzemem. Bizde dalaveri olmaz. Yani şimdi elimiz yüzümüz düzgün diye. Ne bileyim, geleceğimiz parlak diye illa çapkın mı olacağız Eylül, ha? Haksız mıyım? Yani... Ondan sonra dedim ki, kızım ben düzgün bir ilişki istiyorum. Onu duyunca saldı beni. Şimdi ara sıra mesaj atıyor da engelleyeceğim, az kaldı yani. Anladım. Ya türlü türlü insan var işte. Hah, dolmuş da geliyor. Bineyim ben artık. Bak istiyorsan eve kadar eşlik edeyim. Ay yok canım, zaten bir sürü yol yürüdük beraber. Bir de şimdi ters yol. Ay, Raziye teyzeme de selamlar.
Aleykümselam, aleykümselam. Sen de Yaşar abime çok selam söyle. Unutuyordum. Koray abi çok sağ ol ya. Abi dedi. Koray abi dedi. Yürü be Eylül. Anne, kırıcı oluyorsun. Ya ne olur yapma böyle. Ya ben yanlış bir şey yapmadım. Sana karışma dedim. İzin vermiyorum, gidemezsin dedim. Gözümün içine baka baka gittin. Anneciğim, mecburdum diyorum. Polis ifade için çağırmış. Ne yapsaydım? Gelemiyorum mu deseydim? Arkanı dönme bana. Buraya gel. Yahu sakin Hediye. Ben seni ta İzmir'den buraya elin serserilerinin peşinde koşasın diye mi getirdim? Ne oluyorsunuz yahu? Anne, ne oluyor? Yalvarırım yapma böyle, bak çok üzülüyorum. Bulaşmayacaksın o insanlara dedim. Anne sözü dinleyecektin. Bana bak. Hediye bir dur. Utanmasan vuracaksın kıza. Bağırana kadar sorun ne onu söyle. Yine ifade verme mevzusu mu? Bir tek o değil ki abi. Geldiğimiz günden beri bir huzurla oturamadık ki. Nereye gitti? Kimlerin peşine takıldı? Başına bir iş mi geldi diye düşünmekten içim içimi yiyor her gün. Başıma bir iş geldiği yok. Niye bu kadar sinirlisin anlamıyorum. Ya görüşmeyeceksin o insanlarla diyorum. Ben görüşmeyeceksin dedikçe inadına gidiyorsun peşlerinden. Güya okumaya getirdik bunu. Hastanedir, nezarethanedir, karakollardır. Yeter artık ya. Geldiğimizden beri şu insanların saçmalıklarına bulaştığın yeter. Anne, bak ben kimseye kötülük etmedim. Yardım etmem gerekti, ben de ettim. Bak lütfen bağırıp durma artık. İki gündür sürekli azarlıyorsun. Yapma. Çok üzülüyorum. Hayır, bir açıklama da yapmıyorsun. Sürekli kızıyorsun. Tamam. Görüyorsunuz değil mi? Suç bende tabii. Bitti Aslım. Bitti. Alıyorum seni okuldan. Doğru İzmir'e dönüyoruz. Anne. Hediye bir dur. Anne. Anne yalvarırım kendine gel. Bu kadar kızacağım bir şey yapmadım ben. Lütfen. Anlaşıldı. Başka çaremiz yok. Okul falan yok sana. Hemen topla pılını pırtını, yarın İzmir'e dönüyoruz. Girebilir miyim? Ozan. Ne var Berçin? Ya sen Aslım yüzünden hapishaneye girersen ben çok üzülürüm. Ne sebeple girsem sevinirsin? Hayır. Ben o anlamda söylemedim yani. Ya ben Aslım'a söyledim. Ozan böyle bir şeyi asla kabul etmez dedim ama ne yaptığımsa dinletemedim ona. Ya bak her ne olursa olsun ben her zaman senin yanındayım, tamam mı? Eksik olma Berçin. Biraz yalnız kalmam lazım. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam ben gidecektim zaten. Annem gelecek. Beni istediğin zaman arayabilirsin. Ozan Batu'dan herkesin önünde özür dilediği için suçunu itiraf etmiş sayılıyormuş. Yani avukat öyle söylemiş. Durumumuz eskisine göre daha kötü şimdi. Ama kimse işlemediği bir suç için özür dilemez. Kimse bunu yapmaz.
Özür dilediği için suçunu itiraf etmiş sayılması normal. Benim anlamadığım, kim bu kadar aptalca bir iş yapabilir? Hangi akılsız devam eden bir soruşturmanın ortalık yerine özür dilemek gibi çocukça bir fikir sokar anlamıyorum. Hayır, siz nasıl böyle bir oyuna gelirsiniz onu hiç anlamıyorum Julie de. İnsan evladı hapse girmek üzereyken sağlıklı düşünemeyebiliyor. Hem Batu denen o çocuğun böyle bir ahlaksızlık yapacağı kimin aklına gelirdi? İnsan kendinden özür dileyen birini niye dava eder? Bu şeytanın aklına bile gelmez. Aslına bakarsan Batu zekasında bir çocuğun oyununa gelmek daha da üzücü. Bence üstünde oturulup düşünülmesi gereken şey bu. Neyse, eve gelince detaylıca konuşuruz. Benim işim çok yok zaten, birazdan çıkacağım. Sen sadece sakin ol. Merak etme, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğer son anda haberim olmasaydı ve avukatları araya sokup oğlunu yaptığı saçmalıkları lehimize çevirmeseydim, şu anda bütün oyunumuz ortadaydı, farkındasın değil mi? Polis işin içerisine daha çok girmişti ve senin düşüncesiz oğlun yüzünden koskoca üniversitenin yönetim kurulu büyük bir skandalın tam orta yerindeydi. Farkındasın değil mi? Neden böyle bir şey yaptı anlamadım Mümtaz Bey. Normalde hiç sözümden çıkmazdı ama cidden anlamadım. O halde senin anlayacağın şekilde tekrar anlatayım. Bundan sonra ne sen ya da o akılsız oğlun benim sözümden dışarıya çıkarsanız ikinize de hayatı dar ederim. Hayata sıfırdan başlarsınız. Bana bak, dostluğumuza saygım var. Ama oğlunun saçmalıkları yüzünden aramızdaki dostluğu çarçur etme. Bir daha olmayacak Mümtaz Bey. Umarım. Bak, seni üzdüysem çok özür dilerim. Bilmeden seni kırdıysam affet. Ama bana gidelim deme. Yapma. Yok. Ben böyle yapamam. Böyle yaşayamam ki. Böyle sürekli kızımın başına bir şey mi gelecek korkusuyla yaşayamam Aslım. Hep diken üstünde, hep tedirgin. Okula yolluyorum. Karakoldan alıyorum. Uzak dur dediğim insanların yanından topluyorum. Ben nasıl güveneyim kızım sana? Hediye yapma Allah'ını seversen yahu. Neyin korkusu bu canım? Pireyi deve yapıyorsun ama. Gözümüzün önünde güzel güzel okuyor çocuk. Anne. Lütfen. Topla valizini diyorum sana. Hediye. Yeter. Sen iyi değilsin. Günlerdir sonra sonra burama kadar geldi. Söylemiyorsun ama ben anlıyorum. Sen iyi değilsin. Sağlıklı düşünemiyorsun. Kocaman kızı okula göndermemek ne demek Hediye? Biz neci oluyoruz burada? O benim kızım abi. Okumasına izin vermiyorum, o kadar. Benim de yeğenim. Ben de götürmene izin vermiyorum. Hadi bakalım. Belli. Bir derdin var. Cengiz mi diyorum? Yok. Cevap da vermiyorsun. Ne o zaman Allah'ını seversin? Maddi bir sıkıntı mı? Yok. Sinirini kızcağızdan çıkarma Hediye. Anne, babam mı bir şey dedi? Bilmediğim bir şey yok değil mi? Bir şey mi söyledi sana? Ondan mı bu kadar gerginsin? Yahu yok. Tek sorun sensin. Senin tavırların, anladın mı? Yeter artık, burama kadar geldi ya. Aa. Babam bir şey demiş. Bilmiyorum ki kızım. Bir arayıp soracak oldum da ulaşamadım. Senin baban Cengiz değil ki. Senin baban burnumuzun dibinde. Ama ne senden ne de benden haberi var. Of.
Allah'ım ben ne yapıyorum? Biricik kızımın hayatını yalanlarla doldurdum. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Nasıl? Bitti mi ağlaman? Anne her şeyi berbat ettim ben. Her şeyi düzelteyim derken berbat ettim. Ozan benim saçma fikirlerim yüzünden hapse girebilir biliyorsun değil mi? Avukat öyle söylemiş. Peki bu saçma fikirlerin sana ait olduğunu biliyorlar mı? Hayır. E tamam o zaman sorun yok. Bırak da bundan sonrasını baban düşünsün. Babamla ne ilgisi var? Aslım denen o kıza doğruyu söyle diye tutturmasaydı olaylar bu noktaya gelmeyecekti. Yani basitçe çözülecek bir meseleyi dürüstlük sevdası yüzünden bu noktaya taşıyan baba. Ya ama olan hep bana oluyor. Ozan benimle tek kelime bile konuşmadı biliyorsun değil mi? Yanından kovdu beni. Destek olayım derken yine her şeyi berbat etti. Sorun yokmuş. Güzel kızım benim. Sen annenin sözünü niye dinlemiyorsun? Ne diyorum ben sana? Ozan'ı biraz serbest bırak. Ya sen öyle mi yapıyorsun? Oğlanın canı burnunda. Başında bin türlü dert. Bir de ilgi bekliyorsun çocuktan. Belki konuşursak iyi gelir diye. Ben hep iyi niyetimden gittim onun yanına. Bundan sonra daha dikkatli olursun işte. Ay, hadi tamam neyse sıkıldım. Şu yüzünü gözünü bir topla. Ha, gidelim bir kahve içelim canım. İki gündür olayların içinde kaldık. Bunu aldım. Oh. Gel abla gel. Sizin de huzurunuzu kaçırdık. Kusura bakmayın. O nasıl laf canım öyle? Biz aileyiz kızım. Olur öyle şeyler. De. Senin sanki başka bir derdin var gibi. Ha? Böyle bana söylediğinden de başka bir şey gibi. Bak Hediye. Cengiz Aslan'ın babası değil dediydin ya. O zaman böyle bir rahatladıydın. Bir üstünden bir yük kalktıydı. Bir nefes aldıydın. Acaba yine bir içini mi döksen sen? Böyle bağırış çağırış olmaz ki kızım. O çocuğa da günah, sana da günah. Şimdi neyin var diyeceğim. Yine bir şey demeyeceksin, onu da biliyorum. Ben Aslım'ın gerçek babasını gördüm abla. Nasıl gerçek babasını? Öz babasını işte. Gördüm burada. Burada. Ankara'da. Kız nasıl gördün? Ne zaman gördün? Sen dışarı bile çıkmıyorsun. Anam, tanıdığımız biri mi kız yoksa? Ben çok büyük bir hata işledim Nurhan abla. Ama artık saklanacak yerim kalmadı biliyorum. Yıllarca kaçtım. Acımı içime attım, saklandım. Kızım benim hatamın cezasını çekmesin diye resmen bir sığıntı gibi yaşadım ben yıllarca. Ama olmadı işte. Kızım kim bu adam? Saklandım. Saklandım ama onca yıl sonra yine karşıma çıktı işte. Tarık. Tarık Bey. Bizim Tarık Bey. Aslında hocası. Ben bir şey anlamadım ki şimdi dayı. Kendimi bildim bileli. Aman kızım iyi kalpli ol. Aman dürüst ol. İnsanlara iyi davran diyen kadın. Şimdi dediklerini yapıyorum diye bana kızar oldu. Ben artık annemi tanıyamıyorum. Ben de Aslım. İnan derdi ne anlamadım gitti. Bir şey saklıyor orası kesin. Bence de öyle. Ankara'ya geldiğimizden beri bir garip. Ben bunca yıl uğraştım bu gerçeği saklamak için. Ama kader işte. Birbirini hiç tanımayan baba kız gözlerimin önünde buluştular. Yani ben kızımı ellerimle getirmiş oldum öz babasının yanına kadar. Ah, işine bak sen, akıl sır ermez. Allah Allah, bak şu işe. Hediye, sen ondan mı Tarık Bey gelince bir saklanıyordun? Karşılaşırız diye korktuğundan mı? Ah be Hediye'm be. Ben ne yapacağım şimdi Nurhan abla?
Aslı'mı bırakıp İzmir'e dönemem. Aklım burada kalır. Vallahi gözüme uyku girmiyor geceleri. Evden dışarı bile çıkamıyorum karşılaşırız diye korkudan. Bilemedim ki Hediye. Sonuçta bu adam buranın sakini. Komşu sayılır. Öbür tarafından baksan Aslı'mın hocası. Bunlar her gün karşılaşacak okulda. Ya gerçeği öğrenirlerse ben ne yaparım? Bunca yıldan sonra. Anne. Hayatım, Ozan yok mu? Dışarı çıktı. Mümtaz. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii hayatım. Ne istersen. Şu Batu denen çocuğun babasının telefon numarasını verir misin bana? Niçin canım? Ne demek niçin Mümtaz? Konuşacağım. Bu meseleyi çözmek için başka çarem kalmadı ki. Hayatım, istersen ben arar konuşurum. Hem ne istiyorlarmış öğreniriz. Şimdi adam gergin zaten. Sana tutar olmadık bir şey söyler. Canımız sıkılmasın. Mümtaz. Adamla konuşur musun demedim. Telefon numarasını verir misin dedim. Ben kendim konuşacağım. Ne kadar istiyorsa vereceğim. Neydi adı? Tanıyorum demişti. Canım bak, bu adamlar zengin adamlar. Böyle parada pulda gözleri olmayabilir. Parada gözü olmayan zengin. Hiç sanmıyorum. Hadi neydi adı? Osman. Osman Bey. Telefon numarası da... Ben... konuşmanızı böldüm ama... ağrı kesici almak için gelmiştim. Dur ben sana vereyim yavrum, dur. Anneciğim, sen iyi misin? İyiyim kızım. Ah, ben ne yapacağım? Bunlar baba kız birbirlerini öğrenirlerse ben ne yaparım? İnsanlara ne derim? Milletin yüzüne nasıl bakarım ya? Bilmiyorum ki Hediye. Vallahi çok zor. Hepsini geçtim. Aslı'mın yüzüne nasıl bakarım? Bana demez mi ki? Madem gerçek babam değildi, beni niye yıllarca Cengiz gibi bir adamın ocağında süründürdün demez mi? Ben bunları düşündükçe çıldıracakmış gibi oluyorum. Vallahi kaçıp gidesim geliyor buralardan. Dur bir dakika Hediye. Sonuçta sen bu sırrı ta Aslı doğduğundan beri saklıyorsun değil mi? Daha da öncesinden, hamileliğimden beri. Tamam. Bak şimdi. Bugüne kadar bunu hiç kimse anlamadı değil mi? Yani ne babası geldi aradı sordu, ne biz bir şeyden şüphelendik. Evet. Ya içine karışmak gibi olmasın ama... yahu Tarık Bey nereden bilecek Aslı'mın kızı ne oldu? Sonuçta bunun alnında mı yazıyor ben Tarık Bey'in kızıyım diye? Yani orası öyle ama... Bak anacığım, sen bu çocuğu büyütmüşsün, bugünlere getirmişsin. Maşallah ta üniversite çağına getirmişsin. Şurada kalmış 3-4 senesi. Okulunu bitirsin, mezun olsun. Sen istiyorsan yine anlatırsın. İstemiyorsan da anlatmazsın. Ama kendini bu kadar darlayacak, paralayacak ne var Hediye? Abla orası öyle de. Endişeleniyorum işte, ne yapayım? Aman. Tek derdimiz de endişe olsun. Bak ne güzel pırlanta gibi iki tane evlat yetiştirmişiz. Endişesi de tuzu biberi olsun. Sen sil bakayım gözünün yaşını kuzum benim. Bir hal çaresi bulunur elbet. Haklısın Nurhan abla. Bunca zaman sonra pes etmek olmaz. Eylül geldi. Ben sofrayı hazırlayayım. Geliyorum ben de.
Kız. Zan. Ne haber? İyi abi. Hiç rahatsız olma. Oturabilir miyim şöyle? O nasıl laf? Buyur. Dur. Kimse otur. Al bunu otur. Sağ ol kardeşim. Batı olayı büyümüş. Karakoluk olmuşsunuz. Bir sıkıntı yok değil mi? İyisin. Hiç sorma ya. Saçma sapan mevzular. Neyse boş ver. Anlatırım sonra bir ara. Ben de öylesine söyledim zaten. Konuşuruz. Sen ne yapıyorsun? Canın sıkkın gibi. Bir şey mi var? Garip ne yapar? Babam olsa öyle söylerdi. Baba ne yapıyorsun? Garip ne yapar? Kulaklar içindesin. Rahmetli babam da öyle derdi. Annem de kızardı ya. Hiç sevmezdi. Söyleme şöyle türkücü gibi diye. Nur içinde yatsın kardeşim. Dikkat et. Kardeş, ayıp oluyor ama. Anne. Gel kızım. İyi misin? Sakinleşsin biraz. İyiyim. Biraz haksızlık ettim sana. Özür dilerim. Olur mu öyle şey anneciğim? Ben hak etmişimdir kesin. Aslım. Seni o insanların yanında görmekten hiç hoşlanmıyorum. Sen de biliyorsun. Söyletme beni. Evet biraz fazla kızmış olabilirim. Hepsi senin iyiliğin için. Sen üzülme diye. Biliyorum anneciğim. Söz, bir daha senin lafından çıkmayacağım. O zaman o insanlara bulaşmayacaksın bir daha. Tamam, ne olursa olsun. Sana yardım bile etmek isteseler geri çevireceksin. Tamam, söz mü? Tamam anneciğim. Söz. Anneciğim, başka bir şey yok değil mi? Nasıl? Benden sakladığım bir şey yok değil mi? Ya babamla ilgili bir derdin falan mı var? Benim tek derdim sensin yavrum. Senin iyiliğin, senin mutluluğun. Benim bu hayatta başka hiçbir pazarlığım yok. Hay ağzına sağlık kardeşim ya. Bir arkadaşımdan bunları duydum ya. Daha bana karada ölüm yok. Herkes normal. Bir tek ben tuhafım sanıyordum. Yok Yağız yok. Senin alakası yok ya. İnsanlar bir değişik. Geçen gün oturuyoruz. Biri kalktı gitti. Herif başladı kalkıp gidenin arkasından atıp tutmaya. Yani biraz önce oturuyordun, biraz önce gülüyordun. Hayır madem bir derdin, bir sıkıntın var. Açık açık yüzüne söyle. Hayır inan öyle ya. Yok açık ol, mert ol. Canım ya. Yok illa arkadan konuşmalar, laf sokmalar. Ne kadar gereksiz. Git kitabını oku. Ne bileyim motoruna bin. Bağlama çal. Ya en kötü gel şöyle bulutları izle ya. Aynen öyle. Doğru dedin. Ya birine 10 kere eli gidersin. Tek bir kötülüğünde ya. Tek bir kötülüğü. Hemen sana kızar, bağırır, çağırır, küser. En çok da buna hayal oluyorum ya. Var öyle insanlar. Hani ben iyiydim. Ne oldu? Bazen Eylül'e hak vermemek elde değil. Şu okuldaki zengin züppelerin bazılarına ben de ayrılıyorum. Ama bak bazıları. Yani sen üstüne alınma. Alınmam alın. İyi. Görüşürüz. Kalkayım ben. Saz olayını unutma bak söz verdim. Ama çok bir şey bekleme. Yani bildiğim kadar. Ay iyi yani böyle oturup konuşmak dertleşme ki. Bak benim burada kimim kimsem yok. Yani kimseyle arkadaşlık kuramadım. Ara sıra görüşelim. Ne diyeyim bilemedim kuzen. Yani sen bir günde 20 yıllık macera yaşamışsın. Ama en çok halamla aranızın düzelmesine sevindim. Bildiğin İzmir'e dönüyoruz diye tutturdu kuzen.
Ciddi ciddi gidiyorduk var ya. Ya geçmiş olsun. Neyse. Ya bu da sana ders olmuş olur. Bulaşmazsın artık o zengin tayfaya. Kafam çok karışık. Anneme söz verdim. Ama onlar da arkadaşlarım. Ya kafanın karışacağı bir şey falan yok. Ya bundan sonra okuluna, derslerine bakacaksın. Ya illa arkadaş istiyorsan da ben varım. Yağız var. Ya ne bileyim. Olmadı buluruz kendimize birkaç gariban. Bir güldürme ya. Eylül. Ben Ozan'ın durumundan dolayı kendimi çok suçlu hissediyorum. Ya ben olmasaydım bu özür dileme saçmalığı da olmayacaktı. Hem sana da biraz garip gelmiyor mu? Ya Ozan gerçekten Batu'yu duvardan atmış olsaydı... bunlar suçunu itiraf etti diye bu kadar sevinmezlerdi. Zaten suçlu der geçerlerdi. Bilmiyorum. Ama bir şey yapmam lazımmış gibi hissediyorum. Sen İzmir'e dönmekte kararlısın yani. Kendimi mecbur hissediyorum. Sen bari yanımda ol. Vallahi ben bu mesafeden yanımda olmayı seviyorum Aslı. Ya biliyorsun, sen İzmir'de ben burada yan yana olamıyoruz. Bulaşma artık şu olaya. Ya önümüze bakalım. Bulaşacaksın değil mi? Evet. Ya ağam, benim halen aklım şu dükkan sahibinde ya. Yani bu adam bayağı bir sazı sana hediye etti ha. Evet dedim ya abi. Sebep? Ya aklında zoru mu varmış? Çok mu zenginmiş? Yoksa dükkanı falan mı kapatıyor bu adam? Abi 50.000 kere mi söyleyeceğim? Gittim dükkana çaldım. Adamla çok beğendim. Yani kendince iyilik etmek istedi. Vallahi o kafayla acından ölmez inşallah. Kafayla esnaflık zor. Abi işte ben de bunu anlatamıyorum. Hediye verdiler diyorum, inanmıyor Eylül. Sen de bizde yalan olmaz demedin mi? Dedim. Dedim de bir şey değişmedi. Ne diyeyim? Ya aslında var ya. Deli gönül diyor ki. Çık meydana. Otur çal. Kendi dinlesin anlasın. Ama nerede o kadar medeni cesaret? Ağam sana bir şey söyleyeyim mi? Sen tele vurdu mu titremeyecek gönül yok. Onu bil. Ya abi verme şimdi gazı. Ağam bizde yalan olmaz. Vur sazın telini. Gerisi Allah kerim. Aslım. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Okuma listesini kaydediyordum. Ozan'ın başına gelenleri duydun mu? Batu'nun sonradan yaptıklarını. Maalesef duydum hocam. Kendime de çok kızıyorum. Bunda senin bir suçun yok. Bu meselenin tek kötüsü var. O da Batu. Ah, sana verdiğim burs formunu ne yaptın? Doldurdun mu? O zaman o insanlara bulaşmayacaksın bir daha. Tamam. Ne olursa olsun. Sana yardım bile etmek isteseler geri çevireceksin. Annemle konuştum ben. İstemiyoruz biz. İhtiyacımız yok. Burs istemiyor musun? İyi de bu geri ödemesiz. Hibe gibi yani. Niye ki? Niye istemiyorsun? İhtiyacı olan başka biri alsın hocam. Biz idare ediyoruz çok şükür. Başkalarının hakkını yemeyelim. Benim şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. Affedersin hayatım, bir bakabilir miyim?
Hayatım bu biraz çok oldu. Oğlunuz bugün şikayetini geri çekecek. Eğer bu rakam yeterli gelmezse fiyatınızı kendiniz belirleyin, onu vereyim. Lütfen. Bu mesele bugün burada kapansın artık. Bu bayağı büyük bir rakam. O zaman kararınızı akıllıca verin. Bekliyorum. Evet, cevabınızı bekliyorum. Üzerine pazarlık ettiğiniz kişi benim oğlum. Sizin oğlunuz tarafından darp edilip hastanelik olan kişi. Mümtaz Bey, şunca yıllık dostluğumuz var. O yüzden bu saçmalığı olmamız sayalım. Tabii, kusura bakmayın. Sağ olun Osman Bey. Çocuklarımızın arasındaki durum artık avukatların işi. Lütfen bir daha böyle şeyler için beni işimden gücümden alıkoymayın. Alçı kaşındırıyor, boyunluk enseme esilik yaptı. Daha ne kadar sürecek bu oyun? Ben bitti deyince. Aslında Ozan hapiste çürütmek için şu kadarcık sıkıntıya katlanırım da. Ya ama sıkıldım yani, onu da bil. Bir aptal daha yapamana yeter. Bu iş zaten yeterince tatsızlaştı. Adam ol. Efendim Tarık Hocam. Yaşar Usta, müsait miydin? Tabii, buyurun. Ben seni Aslım'la ilgili aramıştım. Evet, bir sorun yok değil mi? Yok. Şöyle, ben Aslım'a bir burs ayarladım. Allah razı olsun. Sağ ol. Ama annesi istememiş galiba. Ya, geri ödemesiz. Hibe gibi yani. Hiç olmasa yol parasını karşılar, kitap parasını karşılar. Ama annem istemiyor deyince aklıma takıldı. Allah Allah. Son zamanlarda annesi biraz sıkıntılıydı. Şu karakol işleri falan. O yüzden mi şey yaptı acaba? Evet. Ben de öyle düşündüm. Seni o yüzden aradım. Annesinin telefon numarasını bana versen. Bir de ben kendim arasam. Belki ikna edebilirim. Tabii. Yalnız ezberimde yok. Telefona bakıp hemen söylüyorum hocam. Tamam. Çok sağ ol. Bekliyorum. Sen kendine koymadın mı? Benim içeride biraz işim vardı. Size afiyet olsun. İyi madem. Ay Nurencim, ne yaptın o işi? Konuşabildin mi kızınla? Ay Raziye, vallahi fırsat olmadı. Aa, niye kız? Aynı evin içinde bir iki dakika konuşamadın mı kızınla? Anacığım, iki gündür bizde işler biraz karışık. Şimdi o hengamenin içinde açamadım konuyu. İyi hadi bakalım, öyle olsun. Ama bana bak, çok öyle bekletmeye gelmez bu işleri. Çok geçe kalmasın, sonra büyüsü bozulur. Bir an önce konuş da beni de haberdar et. Tamam Raziye, tamam.
Allah'ım sen yardım et. Ben de bir scooter alayım diyorum kendime. Küçükken birlikte bisiklete binerdik. Şimdi de birlikte motora bineriz. Sen bilirsin Berçin. Ozan ne haber abi? Aa Özgür. İyidir. Senden ne haber? Ortalama ya. Dersler falan uğraşıyoruz işte. Ya Ozan sana bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama. Hakkında fena dedikodu dolaşıyor abi. Ne dedikodusu abi? Batu'dan özür dilemişsin, yalvarmışsın filan. Adam her yerde anlatıyor. İşin aslı nedir bilmiyorum ama laf dolaşıyor ya. Haberin olsun. Neyse hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Bu Batu'yu adam akıllı dövmek şart oldu. Ozan dur! Ya alt tarafı laf niye takıyorsun? Ozan! Allah'ım ya! Ozan! Dedim yârim, aman aranı. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyin. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyin. Vallahi kanka şu an halimi görsen gülmekten ölürsün ha. Hiç go-kart'a gidecek durum yok yani. Haftaya falan bakarız. Bir meselem var. Çözülsün. Alo diyorum, tamam? Hadi bay bay. Selam Batu. Ne haber? Bak, izin ver, sana doğru söylediğimi ispat edeyim. Sonra ne yaparsan yap. Ne söylersen söyle. Ama izin ver. Bir ara o dükkana gidelim. Olur mu? Olur. Razi. Ben bir çay daha koyuyorum o zaman. Olur valla. Alo. Koraycığım. Heh. Söyle anacığım. Ne yaptın? Konuştun mu müstakbel dünürünle ha? Açmış mı Eylül'le meseleyi? Yok, daha konuşamamış. Aha! Ah! Şşt, hemen moralini bozma. Bak ne diyeceğim. Şimdi sen git kızın iş yerine, tamam mı? Gönlünü kazanmaya bak. Sağdan soldan bastırıp çok zaman kaybetmemek lazım. Sen merak etme anacığım. O iş bende. Zaten üniversitenin yakındayım şimdi. Birazdan Eylül'ün yanında biterim. Hadi eyvallah. Biraz da benim kabahatim aslında Batu. Ya sen o gün iyi niyetle geldin yanıma. Yardım etmek istedin. Ama dedim ya, kafam çok dağınıktı. Canım da sıkkındı. Çok tepki gösterdim.
Sen de karşılık verince Ozan saldırdı. İşler buraya kadar geldi. Öyle oldu vallahi. Halime bak. Alçın ne zaman çıkıyor? Bilmem. Doktor lazım olduğu kadar kalsın dedi. Lazım olduğu kadar kalsın. Hı-hı. Anladım. Neyse. Kısacası küs kalmaya hiç gerek yok Batu. Ya biz okul arkadaşıyız sonuçta. Ozan'ın sorunları yüzünden küs kalmanın bir alemi yok. Cidden böyle mi düşünüyorsun yoksa oyun peşinde misin? İnanmıyorsan konuşmayız, olur biter Batu. Ve ben senin yanına iyi niyetle geldim. Ama sen bilirsin. Yok yok tamam. Hadi görüşürüz. Tamam şaka yaptım, şaka yaptım, otur. İnsan kafeste duvardan düşünce biraz paranoya yaklaşıyor, kusura bakma. Tamam tamam, hiç sorun değil. Konuşuyor onlar ya. Ben kendime çay alacağım. İçer misin? Alırsan içeriz. İki şekerli. Tamamdır. Hemen alıp geliyorum. Yalanını ortaya çıkaracağım Batu. Görürsün sen. Efendim Cengiz. Hediye, neredesiniz siz ya? 50 kere aradım, niye açılmıyor telefon? Ana kız dışarılarda sütlüyorsunuz tabii. Yok Cengiz, evdeyiz. Nereye gideceğiz? Ev telefonu bozulmuş herhalde. Sen gelince bir baktıralım. Peki cep telefonla niye cevap vermiyorsun? Bana bak, ben dümeni sezerim Hediye. Yoksa siz Ankara'ya falan mı gittiniz? Yok canım, ne Ankara'sı, saçmalama. Ne işimiz var canım Ankara'da? Sesinden anladım Hediye. Siz bir numaralar çeviriyorsunuz. Dur bakalım. Nasıl olsa ortaya çıkar. Alo? Alo Cengiz? Bunca şeye rağmen nasıl gidip o herifle konuşursun? Sen beni mi takip ediyorsun? Hayır. Takip etmiyorum. Yarım kalan işimi bitireceğim. Gideceğim, ağzını burnunu kıracağım. Ozan. Hayır. Buna izin veremem. Senden izin alan kim? Hı? Bak, çocuk zaten perişan durumda. Bu haldeki birini dövecek kadar küçülmedin herhalde. Sen hala o pisliğin söylediklerine inanıyorsun. Benim onu öldürebileceğim ihtimalini nasıl düşünürsün? Sen de mi ona inanıyorsun? Neye inandığım beni ilgilendirir. Ben sadece bu haldeki birini dövmene izin veremem. Göz döyüm ama. Kusura bakma. Senden beklemezdik. Çok yazık. Masum olduğunu ispatlamak için böyle davranmak zorundayım Ozan. Özür dilerim. Patron eğer isterse burada para karşılığında çalabilir dedi. Ha yok, boş ver. Sen beğendiysen yeter. Çıkıyor muyuz? Ya çıkıyoruz da. Bak doğru söylüyorsun değil mi Yaz? Öyle paydosunu boşa harcarsan bozuşuruz. Sen bana inan, gerisinin bir önemi yok. O zaman az zamanımız var. Hadi çıkalım. Hmm.
Ozan bir dur. Bu sinirle motora binemezsin. Ben taksi çağırayım, birlikte gidelim. Ozan, orada mısın? Duyuyor musun beni? Ya bir şey söylüyorum sana. Allah'ım ya, çıldıracağım. Ya Ozan. Yavaş git. İnatçı. Sen böyle yapınca çok üzülüyorum ya. Bu kadar yaralanmaya da iyi dayanıyorsun Batu. İlaçlarla mı duruyorsun? Yok canım, gerek duymuyorum ilaca. Acı işim yüksektir. Doktor da şaşırdı zaten. O kadar yükseklikten kim düşse ölürdü dedi. Bu kadar ile atlattım valla. Vay canına. Ağrım var ama dayanıyorum. Öyle ufak ağrıyla sızıyla mızmızlanmam ben. Anladım. En azından bir işe yaradı. Bak, alçılar sayesinde oturup iki laf edebiliyoruz. Ben seni de bir iki kez böyle bir yerden atarım kendimi. En azından muhabbet etmiş oluruz. Boyun devrilsin Cengiz. Kaç kilometre öteden canımı sıkmayı beceriyorsun. Ah başım. Başım çok kötü. Neredeydi ki benim ilacım ya? Efendim. Alo. Aslı'mın annesiyle mi görüşüyorum? Benim, buyurun. Merhaba, ben Tarık. Aslı'mın okuldan hocasıyım. Nasılsınız? Ozan ya arkadan saldırıyor ya da duvardan itiyor. Teke tek gelse dayağı yiyeceğini biliyor tabii. Haklısın. Senin şuranda bir şey mi var? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeniyordum az kalsın. Çok pardon. Çok özür dilerim. Ama çay iyi geldi sanırım. Kırık çıkık hiçbir şey kalmadı. Bilerek yaptın. Rezilsin Batu. Senin yüzünden suçsuz biri hapse girecekti. Aslında ben o telefonum. Aslım, ver telefonu. Aslım! Alo. Hanımefendi, sesinizi çok az duyuyorum ama ben kısaca bir şey söyleyip kapatacağım. Tamam. Ben Aslım'a bir burs ayarlamaya çalışıyordum fakat... Anladığım kadarıyla müsaade etmemişsiniz. Üzerime vazife değil ama bazı sıkıntılar yaşandığını biliyorum. Bir gelseniz, yüz yüze konuşsak... Aslım benim en sevdiğim öğrencilerimden biri. Ona yardımcı olursam çok mutlu olacağım. Beni duyabiliyor musunuz? Berçin, kabus bitti. Ozan kurtuldu. Ne diyorsun sen ya? Ya Batu'ya yalanlarını itiraf ettirdim. Bu alçı muhabbeti falan hepsi sahte, kurmaca. Görüntülerini aldım biliyor musun? Gerçekten mi? Çok mutlu oldum. Çok şükür Ozan kurtulacak. Süper bir haber bu. Ozan sana da boşuna kızmış oldu.
Yalnız görüntüleri ben götürüp veremem. Senin vermen lazım. Nasıl yani? Müjdeyi ben mi vereyim? Ya ben bu işe bulaşmayacağıma dair söz verdim. Sana görüntüleri atayım, sen götür ver. Ya, böyle bir şey yapar mısın? Böyle yapabilir misin benim için? Tabii ki, tabii ki yaparım. Hiç olur mu öyle şey? Sen at bana videoları. Anne. Anne, ben geldim, evde misin? Anne. Anne, bu valizler ne? Ne oluyor? İzmir'e gidiyoruz. Bu sefer kesin kararlıyım. Topla eşyalarını. Ne demek gidiyoruz anne? Yine ne oldu? Neden? Hocan aradı. Tarık Hoca mı? Evet, o. Sorunlarınla ilgili konuşmak istiyormuş benimle. İyi de... benim haberim yoktu ki Tarık Hoca'nın seni arayacağından. Haberin olsun olmasın aslım. Sen başka insanlara beni şikayet mi ediyorsun kızım? Olur mu öyle şey anne? Ne alakası var? O okula başladığından beri o okulda o insanlar da iki günde bozdu seni. Toparlan, gidiyoruz. Telefonda olmaz. Yüz yüze doğru düzgün konuşmak lazım bir kadın. Baba, baba inanamayacaksın, şahane bir şey oldu. Batu'nun yalanını ortaya çıkardım. Ozan'ın onu yaralamadığını ispatlayabiliriz. Batu'nun numara yaptığını ispatlayabiliriz. Baba, Ozan kurtulacak. Berçin, bir sakin ol. Sakin ol. Şimdi anlat bana tek tek ne oldu? Anlatmama gerek yok, gel. Henüz diyeceğiz. Bak şimdi. Gerek bilmiyorum. Acı işim yüksektir. Doktor da şaşırdı zaten. Bu kadar yükseklikten kim düşse ölürdü dedi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeni oldu maskansın. Bilerek yapsaydın Mümtaz? He? Oğlum bu haldeyken çaresiz elim kolum bağlı otursa mıydım? Yok hayatım, yok, sen beni yanlış anladın. Ben hiç Ozan'ın hapse girmesini ister miyim? Ama adama para teklif etmek pek hoş olmadı. Yok, ben seni anladım da sen beni anlamak istemiyorsun. Ya göz göre göre oğlumu ben nasıl ateşe atayım? Atamazsın hayatım, biliyorum. Atmayacağını çok iyi biliyorum. Senin ne kadar iyi, ne kadar fedakar bir anne olduğunu en iyi ben bilirim. Zaten ben bu yüzden aşığım sana. Hep bizi düşünürsün. Ya biz filan yok Mümtaz. Biz filan yok. Bu ara ben Ozan'ın hayatından başka hiçbir şey düşünmüyorum. Efendim Tarık. Alo Jülide. Müjdemi isterim. Ozan'ın masumiyetini ispatlayan bir delil bulduk. Ne? Nasıl? Şu an Batu'nun yürüdüğü, hatta zıpladığı bir video izliyorum. Sargıları, alçıları hepsi düzmeceymiş. Gerçekten mi? Yani kurtuldu mu? Kurtuldu çok şükür. Şimdi ben hemen karakola bu delili sunacağım. Haber veririm durumu. Ama merak etme. Bitti bu iş. Mümtaz, şükürler olsun oğlum kurtuldu. Suçsuzluğu ispatlanacak. Ya ben zaten biliyordum. Ben biliyordum oğlumun böyle bir şey yapmayacağını. Harika. Harika da nasıl olacak bu iş? Tarık ne dedi sana? Ne bileyim.
Hiçbir şey yokmuş ki o çocuğun. Her şey düzmeceymiş. Ahlaksız onun yüzünden çocuğumun hayatı kararacaktı. Ama neyse. Neyse boşver. Hiç dert değil şimdi bu. Ozan kurtuldu ya, gerisinin hiçbir önemi yok. Mümtaz, şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Ben kendime çay alacağım. İçer misin? Alırsan içeriz. İki şekerli. Tamamdır. Hemen alıp geliyorum. Bana ne? Ben niye takıyorsam? Efendim anne. Dışarıdayım. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Nasıl ya? Kim söyledi bunu? Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam. Olmaz. Gidemem. Ya ben okulumu bırakamam. Kızım. Kalk hadi. Sen de kalan eşyaları topla. Vakit kaybetmeyelim. Dayınlar gelmeden çıkmamız lazım. Kimseye haber vermeden mi gideceğiz? Kaçar gibi. Ben abimi arar haber veririm sonra. Şimdi öğrenirlerse bırakmazlar bizi. Bırakmasınlar. Anne, lütfen biraz mantıklı düşün. Bak beni cezalandırıyorsun, hem de yok yere. Ya sen değil miydin oku kızım diye? Gidersin kızım. Okursun. İzmir'deki okullar çuvala mı girdi ha? Seneye bir daha girersin sınava, okursun, tamam? Ama ben burayı istiyorum. Anneciğim, bak sen de biliyorsun ne kadar çalıştığımı, ne kadar istediğimi. Ya nasıl bu kadar zalim olabiliyorsun? Aslım, konuşarak vakit kaybetmeyelim kızım. Gidiyoruz diyorsam gidiyoruz. Hadi. Tarık Hoca ne yaptı ki? Aradı mı acaba hediyeyi? Ne? Tarık Hoca hediyeyi mi arayacak? Sana söylemedim değil mi? Tarık Hoca bugün beni aradı. Hediyenin numarasını istedi. Ne yapacakmış Tarık Hoca hediyenin numarasını ki? Bana bak Yaşar. Vermedin değil mi? Ha, verdin. Aferin Yaşar. Elin adamına tövbe tövbe. Niye kızıyorsun Nuran? Adam Aslı'ma burs ayarlayacakmış. Onu konuşmak istemiş. Kötü niyeti yok. Ay ne bursu canım? Ona neymiş ayrıca? Hay başında anası var, biz varız. Acı Tarık Hoca'ya ne yani? Yahu Tarık Hoca'yı bilmezmiş gibi konuşma ya. Adam düşünceli davranmış işte. Koskoca hoca senden benden iyi bilir bu işleri. Aramıştır belki. Neyse eve gidince sorarız artık. Be Yaşar be. Yavaş yürü yavaş. Yine tıkanıp kalacaksın. Hadi Yaşar hadi, evde işim var benim. Gözümüz aydın anneciğim. Ay. Aa, ne oluyor? Ozan kurtuldu. Ve bil bakalım Ozan'ı kim kurtardı? Yüzünde güller açtığına göre sen. Ben tabii ki. Senin bu kızın ne yaptı biliyor musun? Batu'nun yalancı olduğunu ispatlayan bir video çektim. Sonra onu babama yolladım. Babam da karakola götürdü. Sana bir şey diyeyim mi anneş? Bu saatten sonra Batu bir daha Ozan'ın yanına bile yaklaşamayacak. Ay benim kızım neler de becermiş. Aferin sana. Gördün mü bak? Ben işte böyle evlat yetiştir. Becerikli, zarif ve göz kamaştırıcı. İşte Berçin biçer. Ama her zafer yeni bir mücadeleyi gerektirir. Bu fırsatı değerlendirip atağa geçmemiz lazım. Ne yapacağız? Jülide teyzenlere göz aydınla gideceğiz tabii ki. Olayın kahramanının sen olduğunu duyunca o da çok sevinmiştir eminim. Berçin bu kıyafet mi? Bunu değiştirelim. Çocuk gibi görünüyorsun. Yürü, yürüsene çocuğum.
papatyam. Hadi. Sen böyle hazırlanmaya devam edersen akşama kadar çıkamayız biz. Hadi çabuk toparlan. Yengeme söylersin. Kitaplara ihtiyaç sahibi birine verir. Defteri de Eylül kullansın. Birkaç sayfası yazılı sadece. İyi olur. Ağırlık etmesin bize. Vallahi nefesim kesildi Nurhan. Atlı mı koşturuyor peşinden? İşim var dedim ya. Hadi geç sen hemen. Geldiler işte. Oyalanma dedim ben sana. Hadi çabuk toparlan çabuk. Ben de içerideki çantayı alayım. Bana bak. Dayına hiçbir şey belli etme sakın. Yoksa gitmemize izin vermez. Bak sakın. Yaşa. Vallahi katırın adı var sende ha. Ben taşıyayım diyorum dinlemiyorsun. Bak ondan sonra da akşam kolum kolum diye sızlanacaksın ha. Geldiniz mi abi? Geldik. Ver bana. Ver Nurhan abla. Birlikte götürelim içeri. Sen önce şu kolumu ver Nurhan. Kramp mı girdi ne? Geldim Yaşar, geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Senin gözlerin niye kızarmış? Ağladın mı yoksa? Yok dayıcım. Biraz üşütmüşüm. Ondandır. Benim papatyam böyledir işte. Adalet duygusu inanılmaz gelişmiştir. Şöyle oturayım. Tabii. Gerçek ortaya çıksın diye çok çabaladı tabii. Bir de zor durumda olan Ozan olunca. Canım benim, sana ne kadar teşekkür etsek az. Bizi öyle büyük bir yükten kurtardın ki. Yülde teyze aşk olsun. Ya ben bir şey yapmadım ki. Böyle de alçak gönüllü, aynı ben. Peki bir şey soracağım. Ozan'a haber verdiniz mi? Verdim tabii. Baban haber verince hemen aradım, gelir birazdan. Tamam. Hesabını sormaz mıyım Osman? Oğlum da sen de bir işi beceremediniz. Açsana be. Aslım. Dayınlar akşam üzeri çıkıyorlarmış. Biz de o arada görünmeden gideriz. Öyle suratını asıp durma. Anlayacaklar. Yanına hırka ayır. Gece yolculuğu serin olur. Thank you.
Hediye, bırak şimdi onları. Tarık Bey seni arayacakmış, haberin var mı? Aradı bile. Ne dedi? Ne konuştunuz? Seni tanıdı mı? Ay eyvahlarım olsun. Tanımaya fırsatı olmadı ki. Zaten iki kelime konuşabildim. O konuştu, ben dinledim. Ne dedi? Ne anlattı? Buranın kapısı niye kapalı? Ceylan yapıyor. Yaşar ondan kapattım. Yapsın. Ev hava alıyor. Hediye bir su versene. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk usta. Hoş geldin hanım kızım. Hoş bulduk amcacığım. Kolay gelsin. Ben bu bağlamayı arkadaşa kaça sattığınızı öğrenmek için geldim. Ha. Keşke önceden gelip amcayı tembihleseydin. Bu kadar şaşırmazdı. Yalanın da ortaya çıkmamış olurdu yaz. Hanım kızım hele gel bakalım. Tam 30 sene önce yaptım ben bunu. O zaman bizim hanım mahalleden komşumuzdu. Onu düşünerekten yaptım ben bunu. Daha sonra bitirince camın önüne gittim çaldım. Babası kovaladı beni. Tabii bir temiz dayak yedik. Ama kızımın da gönlünü çaldım. 3 ay sonra evlendik. 2 çocuğumuz, 3 torunumuz oldu. Allah bağışlasın. Geçen sene eşimi toprağa verdim. Sizler ömür. Başınız sağ olsun amcacığım. Dostlar sağ olsun. Demem o ki hatırası büyüktür. Çok isteyen oldu. Vermedim kimseye. Fiyatını ondan şişirdim. Bu oğlan hediye almaya geldi dükkana. Baktım dertli dertli bakıyor bağlamaya. Tutuşturdum bağlamayı eline. Bu dedim aşık adamı sever. Sevdi de. Öyle bir çaldı ki bağlamayı. Al senin olsun dedim. Ben sana çok ayıp ettim. Yalancı dedim. Çok özür dilerim. Canın sağ olsun. Sonra görüşürüm. Aa oğlum. Hayırdır sen niye dönüp geldin? Ya kızım molasını kaçırdık iyi mi? Çıktım geldim işte. Puh, senin yapacağın işe mi? Oğlum kız Bağdat'a mı gitti yemek yemeye? Ha? Elbet geri dönüp gelecek değil mi? Orası kafe değil mi be çocuğum? Sen de oturup da çayını kahveni içsene. Sonra da kızla bir bahanesini bulup konuşurdun işte. Ya doğru diyorsun da işte ne bileyim ya sıkıldım çıktım geldim ya. Of oğlum ya sabırsızım demiyorsun da. Hadi yürü yürü eve girelim bari de bir soluklan. Sonra tekrar geri gidersin tamam mı? Bak bu sefer de kızla konuşmadan sakın ha sakın geri dönüp gelme. Tamam tamam hadi merak etme sen. Ya hadi bakalım. Tamam gel şimdi. Tarık işlemleri hallettikten sonra bir derdimiz kalmayacak. Olay tamamen kapanacak. Berçin sayesinde olay ortaya çıktı. Bunu kutlamak lazım ha? Sağ ol Berçin. Rica ederim Ozan ne demek? Sen o videoyu nasıl çektin?
Ben videoyu... Bu Batu serserisine muhakkak bir ders vermek lazım. Adam resmen yalan söylemiş, iftira atmış. Okulumda böyle yalancıları istemiyorum. İlişiğinin kesilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepiniz o yalancıya inanmasaydınız bu kadar ileri gidemezdi. Şimdi rol kesmenin bir alemi yok. Bir de yok yere özür diledim. Ozan, ne desen haklısın anneciğim. Ben senden daha ne kadar özür dileyebilirim? Hayatım, ben meseleyle ilgilenmek için derhal okula gideceğim. Umarım Ozan da bizim bu davranışımızı özrümüzün bir parçası olarak kabul eder. Değil mi Ozan? Haberin vardır herhalde. Senin o salak oğlun her şeyi berbat etmiş. Eylül'üm, kuzenim, dostum, sırdaşım. Üzüleceksin biliyorum. Biz İzmir'e dönüyoruz. Annem neden bu kadar öfkeli anlamıyorum. Ama bu sefer kararlı. Her şey bitti. Üniversite hayatım daha en başından sona erdi. Çok üzgünüm. Sana her şey için teşekkür ederim. Beni dinlediğin, anladığın, benimle odanı paylaştığın için. En kısa zamanda İzmir'e bekliyorum. Şimdilik hoşça kal. Kuzenin Aslı. Diyorum. Akşam Ozan'ın sevdiği yemeklerden sipariş verelim. Ha? Yeni bir catering şirketi buldum. Ay, aşçıları harika. Sibel'cim, evde bir şeyler hazırlarız kendimiz. Tantanaya gerek yok, biz bizeyiz. İyi, tamam. Akşam görüşürüz. Ozan nereye? Biz hava alalım biraz. Hadi Berçin. Olur, görüşürüz. Hadi güle güle çocuklar. Sana söyledim Osman. Size söyledim. Bu işi berbat ederseniz dünyayı size dar ederim dedim. Kes be kes. Özür dileyip durma. Hemen şimdi toplanıyorsun, okula geliyorsun. Bakalım ne yapacağız. Gitmemiş mi bu adam daha? Ozan dur. Güvenliğe söylerim, arka kapıdan girersin. Odama girip çıkarken görünme. Hadi hemen çabuk ol. Yaklaşırken de telefon edersin. Hadi çabuk. Sana çabuk dedim. Bir de beni bekletme. Mümtaz amca, biz de Ozan'la hava alalım biraz dedik. Akşam yemekte görüşürüz. Çocuklar, ben de telefon trafiğinden yola çıkamadım. Okula gidiyordum şimdi. Siz nereye gidiyorsunuz? Sizi de bırakayım. İstemez kalsın. Yürü Berçin. Ay. Ay dur. Dur bir dakika. Ayağım.
Ayakkabı çarpıyor resmen. İyi misin? Ha, çarptı herhalde. Dur. Bas üstüne şöyle. Yok ya, tamam, bir şeyim yok, gel. Bu adam bir iş çeviriyor ya. Mümtaz amca mı? Niye öyle dedin ki şimdi? Bahçe köşelerinde gizli gizli telefonla konuşmalar hayra alamet değil. Batu'nun planı da kendisine hibeden büyük. Eğer bu işin içinde Mümtaz'ın parmağı yoksa ben de bir şey bilmiyorum. Dur, nereye? Gerçekleri ortaya çıkarmaya. Geliyor musun? Kolyeyi aldın mı peki? Aldım. Güzel bir hediye. Güle güle kullansın kim için aldıysan. Şey, annen için falan aldın herhalde, değil mi? Tabii. Yani onun için aldım. Çok güzel. Yani hediye çok güzel. Annen çok sevinecektir. Eylül. Patron. Eylül, şunu kafenin etrafına sıver. Aa, yeni bulaşıkçı mı alıyoruz? İşler arttı. Üç vardiya yapmak lazım. Tanıdığın varsa çağır gelsin. Sen de oyalanma fazla. Hadi çabuk ol. Tamam. Ne dersin? Çalışmak ister misin? Kim? Ben mi? Evet. Ya paraya ihtiyacın yok muydu? Bulaşıkçılığı küçük mü görüyorsun? Ha, yok canım. Yani ben daha önce hayatımda hiç bu işi yapmadım. Ya ben sana öğretirim. Hem okuldan da geri kalmazsın. Nasıl olsa birlikteyiz. Destek oluruz birbirimize, idare ederiz. Ha, yani biz, yani senle ben birlikte mi çalışacağız? Evet. Gitmeden önce ikna ettim ben onu. Hadi çabuk kalk. Toparlanmamız lazım. Acelemiz var. İnanamıyorum ya. Biz şimdi gerçekten gidiyor muyuz Ankara'ya? Gidiyoruz güzel kızım. Gidiyoruz. Ya. Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Aslı. Kızım, müsaade var mı? Tabii. Gel dayıcığım. Annenin yanında çok üstelemek istemedim ama senin bir üzüntün var gibi kızım. Odandan da çıkmadın. Annenle mi bozuştun yine? Aslım, kızım sofrayı kuruyoruz. Hadi gel yardım et. İki dakika bekle Hediye. Yeğenimle dertleşiyorduk. Dayıcığım, ben gidip yardım edeyim. Hem yengeme dayıp olmasın. İyiyim ben. Sen hiç merak etme. Bir sıkıntım yok. Öyle pat diye içeriye giremeyiz. Bakacağız. Kızım neredesiniz siz ya? Ortam çok gergin. Ne oluyor ya? Batu her yerde sizin şu kızı arıyor. Aslım mıydı, neydi adı? Onu bir elime geçirirsen fena yaparım diyor. Siz biliyor musunuz ne olduğunu? Batu'nun ne derdi varmış aslında? Ne bileyim ben, takmıştır bir şeyine. Sen biliyor musun? Yo. Her neyse, ben derse gidiyorum. Bana gelişmeleri yazarsınız, okey? Batu'nun ne derdi var aslında? Size güvenen de kabahat. Oğlun olacak o akılsız herif bir çuval inciri berbat etti. Ağır konuşuyorsun Mümtaz Bey. Size dava açmadığıma dua edin be. Oğlun hakaretten, adaleti yanıtmaktan kaç suçtan ceza alır biliyor musun sen? Sayayım mı? O suçları KFK'ler yapmadı benim oğlum.
Onun canı yanarsa kimden emir alında diyiverir polise belli olmaz. Bak bak bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun be? Daha düne kadar karşımda el pençe divan duruyordunuz. Ne oldu? Nasıl ispat edeceksin söylediklerini? Ha? Nasıl? Al götür şu oğlunu. Benim başıma bela olmayın. Tamam mı? Hadi defol. Ya ben bir şey bilmiyorum. Dün bir şey konuşuyorlar diye belki onunla ilgilidir. Ya söylediğine kendin bile inanmıyorsun. Bilmiyorum. Biz Mümtaz amca için gelmedik mi buraya? Aslında Batu ne alaka? Berçin. Sana bir soru sordum. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Berçin. Ya bana doğruyu söylersin ya da bundan sonra tek kelime bile etmezsin. Tamam. Tamam. O kaydı Aslı'nı yapmış. Batu'yu oyuna getirmiş. Ama bana kendin götür dedi. Kimseye söyleme dedi. Onun için ben de senden saklamak zorunda kaldım. Benim hemen ona ulaşmam lazım. Batu Aslı'na bir şey yapmadan ulaşmam lazım. Kızım. Gel sen ayranları doldur. Aslım aç. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Şimdi telefonla ulaşılmıyor. Nerede ki acaba ya? Evdeydi. Dur ben de geleceğim. Hadi bakalım. Elini çabuk tut. Peki. Giy hadi. Yakıştı ha. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ben işimin başına döneyim. Sana da kolay gelsin. Bir şey ihtiyacın olursa seslen. Sonra durlayamazsın. Hem patron bu yaptığını görürse seni kapının önüne koyar. Bekle. Deterjanı bunun içine döküyoruz. Bu kadar. Sonra bunun içine su dolduruyoruz. Dolduktan sonra tabakları bunun içinde köpükleyeceksin. Köpüklemen bittiğinde de suyun altında yıkarsın. Tamam? Buraya bak buraya. Boşuna mı anlatıyorum ben? Ha ben dalmışım öyle. Versen bana bunu. Bak ben sesini. Allah! Tamam, tamam. Tamam. Tezgahı biraz boşaltalım. Daha rahat hareket edelim. Tamam. Ben işimin başına döneyim. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Şaşırdım sadece. Hayırdır? Yine yolun mu düştü? Ha. Şu bizim arkadaş vardı ya, onunla böyle bir iş güç konuştuk.
Dedim bir uğrayayım, belki bir çay kahve ısmarlarsın. Ne bileyim, iki lafın belini kırarız ha. Vallahi benim işim var. Sen yine de oturmak istiyorsan geç otur. Ben sana çay getireyim. Pardon. Var senin burada? Seni görmeye geldim. İyi misin? İyiyim. Git hadi buradan, bir daha da gelme. Kusura bakma, bugün biraz çıkıştım. Ama bilmiyordum. Benim seni dinleyecek vaktim yok. Git buradan. Ben de gidiyorum zaten. Bir dakika, bir dakika. Nereye? İzmir'e dönüyoruz. Neden? Başımı fazla belaya soktum çünkü. Aslım. Gir içeri kızım. Aslım, gir içeri kızım. Efendim Sibel. İşin bitti mi? Şimdi karakoldan çıkıyorum. Hı, iyi. Hemen eve gel. Eve geleceğim ama önce bir Yaşar Beylere uğramam lazım. Aslım'la ilgili... Tarık, eve gel diyorsam eve gel. Acil. Anne, o Batu'nun videosu var ya, onu Aslım çekmiş. Aa. Berçin değil miymiş? Değil. Ya sen şimdi bırak kahveyi falan. Bizim bir an önce gidip Aslı'nın annesiyle konuşmamız lazım. Oğlum ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Oturup anlatsana. Ya benim yüzümden şimdi kızın başına bir ton iş geldi ya. Annesi de kızdı haklı olarak. Şimdi de kızı götürüyor. Anne hadi ya gidip konuşalım. Bak okulundan olacak benim yüzümden. Sen ne zamandan beri biri için bu kadar endişelendin? Of anne of, soru mu şimdi bu? Hadi. Hadi. Tamam canım, gidelim. Bir şey demedim. Sizin bir isteğiniz var mıydı? Ben arkadaşımı bekliyorum. Peki. Gel. Şuraya götüreceğiz onları. İşini bitirince bahçeyi temizle. Oyalanmayın. Şurada da boş var. Onu da al. Abim, pardon. Şu beyaz gömlekli arkadaş bizim mahallede oturuyor da. Burada mı çalışıyor bu? Bulaşıkçıyım diyorsun. He. Bugün başladı o. Şu yanda kız benim eleman. O getirdi. Vallahi pek gözüm tutmadı ama bakacağız artık. Eyvallah. İşlerini halledelim. Gelelim, ondan sonra birer kahve içeriz. Tamam abla. Ne zaman dönersiniz? Vallahi nereden baksan bir iki saat sürer. Değil mi Yaşar? Hey, hadi hadi. Buyurun Jülde Hanım. Buyurun. Bir merhaba. Emriniz mi vardı? Ben Aslım'a teşekkür etmek için gelmiştim. Ama siz çıkıyordunuz galiba. Bir de annesiyle konuşmak istediğim şeyler var. Tabii tabii. Buyurun. Şöyle buyurun. Ay, kusura.
kusura bakmayın ama bizim çıkmamız lazım. Semih Hanımlar'da bir iki ufak iş varmış yapılacak. Rica ederim, tabii siz işinizden geri kalmayın. Buyurun. Ayakta kalmayın, buyurun kızım. Hadi çocuklar, o zaman siz de bizi bir baş başa bırakın. Tamam, biz iki anne biraz konuşalım. Annen seni göndermesini ikna etmeye çalışacağım. O iş biraz zor. Ben çok yalvardım. Ama mümkün değil, kararından dönmez artık. Çok teşekkür ederim. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz. Bravo size. Son zamanlarda bizim için yaptıkları... ben sizin hakkınızı nasıl öderim bilemiyorum. Estağfurullah. Siz benimle ne konuşacaktınız? Ozan, Aslı'mı okuldan almayı düşündüğünüzü söyledi. Haddim olmayarak nedenini sorabilir miyim? Bizim de kendimize göre sorunlarımız var diyelim Jülide Hanım. O sorunlara biraz da bizim sebep olduk. Valla ne yalan söyleyeyim. Aslında biraz da öyle. Bakın, ben kızımı buraya okusun diye getirdim. Ama okulun ilk gününden beri hastanedir, karakoldur, kızımın başı beladan kurtulmuyor. Buralar bize göre değilmiş, ben anladım. Hediye Hanım, yaşadıklarınızda payımız olduğu için o kadar üzgünüm ki. Zaten bunun için ziyaret etmek istedim ben sizi. Eğer kalmaya karar verirseniz, eğer Aslı'nın okula devam etmesine izin verirseniz, ona evladım gibi sahip çıkarım. Korur kollarım. Çünkü Ozan'ın hayatını kurtardı o. Hem de iki defa, ben bunu size borçluyum. Yok, hayır, bize borcunuz yok, böyle düşünmeyin. İçiniz rahat olsun. Bakın, buraya kadar zahmet etmişsiniz, gelmişsiniz. Ama benim kararım kesin. Biz İzmir'e dönüyoruz. Kızım benim gözümün önünde olacak. Ben sana kısmetini kaptıracak adam mıyım lan? Bir de pişmiş kelle gibi sırtıyor kızı. Kovulunca da böyle sırt. Ben seni çok üzdüm ya. Hem de kaç kere. Sen gelmeden önce de güllük gülistanlık değildi hayatım. Merak etme. Hem
Sen bana acıyor musun ya? Acıma, acınacak hale gelirsin derler. Ben daha ne kadar acınacak hale gelebilirim? Hiç bilmiyorum. Ağlanacak halimize gülüyoruz, farkında mısın? Acil olan değil mi? Onu söyle. Jülyeler'e yemeğe gideceğiz. Bunun için mi çağırdın beni, işimden alıkoydun? Ozan'ın kurtuluşunu kutlayacağız. Bundan önemli ne işin olabilir? İnanmıyorum sana ya. Neye inanmıyorsun ha? Neye inanmıyorsun? Sen değil misin Ozan benim evladım gibidir diyen? Selim'in bana emanetidir diyen sen değil misin? Ya çocuk hapisten kurtulmuş, tabii ki de yanında olacağız. Yapma. Yapma, rica ederim. Bu ne hal ha? Bu ne hal? Gördüm de seni kadar beceriksizini görmedim. Bakın, burada ne oldu? Nasıl oldu bilmiyorum ama ben yapmadım. Ya, Yağız yapmış olamaz. O benim yanımdaydı, bana yardım ediyordu. Belki başkası girdi. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Kim girip de kıracak tabakları? Belli ki o yaptı. Sen de onun suçunu örtbas ediyorsun. Bakın, size yemin ediyorum ben yapmadım. Sus! Bir de yalan yere yemin etme. Çık git buradan. Gözüm görmesin seni. Onu böyle anlayıp dinlemeden gönderemezsiniz. Yağız giderse ben de giderim. Durduğun kabahat. İkiniz de kovuldunuz. Hadi defolun. Ama biz... Aması falan yok. Defolun dedim size. Bakın bir dinleyin. Bak hala konuşuyor. Yürü dedim. Yürü. Gözüm görmesin sizi. Hadi. Kardeşim nerede ya? Ben bıraktım çıktım mallı. He. Ondan sonra beni aramış diyor ki sen çaldın diyor malları diyor. Ondan sonra ödemezsen seni polise şikayet edeceğim diyor bak. Bir de tehdit ediyor. Tabii canım bahane. İşten çıkartmak için bahane arıyor. He. Ya zaten 3 koli mal kardeşim eksik olsa ne olur ya? Hediye. Kardeş ben şimdi eve geldim de seni sonra arayayım olur mu? Tamam. Tamam. Bana bak. Sen gene nakliye işi olursa bana haber et. Tamam. Hadi gözüm. Hadi. Hediye! Nerede lan bunlar? Vermişsiniz. Daha fazla karışmak bana düşmez. Ben kalkayım artık. Ben de geçireyim sizi. Her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım bundan böyle her şey gönlünüzce olur. Aslımı kısa zamanda tanımış ve sevmiş biri olarak ben endişe ettim sadece. Ama tabii siz annesisiniz. Onun için neyin doğru olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Yalnız İnsan bazen evladının iyiliğini düşündüğünü zannederek ona daha çok zarar verebiliyor. Hatta kendini kandırıyor. Kendi korkuları yüzünden aldığı kararları çocuğunun iyiliği için verdim zannediyor. Ben bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Belki o anın gerçeği bunu yapmam gerektiriyordu ama şunu söylemeliyim ki bu yüzden az kalsın Ozan'ı kaybediyordum. Ve bunun için hala çok korkuyorum. Dilerim siz
kez aynı şeyi yaşamazsınız. Bu arada biz Ozan'ın temize çıkmasını kutlamak için bir yemek organize ettik. Eğer kalmaya karar verirseniz sizi de aramızda görmeyi çok isteriz. Hem bunu da kutlamış oluruz. Çok teşekkür ederiz ama... Sadece düşünün. Olur mu? Öğrencinin derdine düşecek zamanı buldun. Sonra görüşsen olmuyor mu sanki? Tamam, geç kalmam. Bir görüşüp geleceğim. Bir görüşüp geleceğim. Ozan. Hadi anne. Sonuç? Görüşürüz kızım. Görüşürüz Zülde Hanım. Hadi oğlum. Anne. Anne ne oldu? Affet beni kızım. Çantana kaldırdığın kitapları tekrar yerine koyabilirsin. Niye? Çünkü okuluna devam ediyorsun. Gitmiyor muyuz? Annem. Necim, çok teşekkür ederim, çok.